Türkiye'nin en üçüncü bölümünden tekrar merhaba. Konuklarım, gazeteci dostlarım ve milletvekillerimiz Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Mustafa Balbay ve Necdet Bekmezci. Biraz önce kendisine merkez medya diyen ama yandaş, ne yazık ki yandaş bir yayın organı olan CNN Türk'te Abdülkadir Selvi'nin sözleri vardı. Dikkatimi çekti. Abdullah Gül'ü 2019'a hazırlıyorlar dedi. Abdülkadir Selvi'nin özel olarak eğer kendisini görevlendirilmiş olarak nitelendirmiyorsak, öyle nitelendirmediğine eminim. Bugün bir yazısı var. Yazısını biraz önce size anlatmıştım. Abdullah Gül konusunun üzerindeki suskunluk çalını Erdoğan'ın çekip aldığını söylemişti. Yazı nasıl bitiyor biliyor musunuz? Şöyle bitiyor. Erdoğan Gül arasındaki mücadele yeni sürece girdi. Sonunda kazananın Erdoğan olacağı bu süreci dikkatle izlemekte yarar var. Yani ben Erdoğan'ın tarafındayım diyor. Yani şimdiden kazananın, sonucunun ne olacağını kendisinin tespit ettiği bir mücadeleden söz ediyor. Ve Gül'e yönelik, Abdullah Gül'e yönelik atışlara devam ediyor. Ve buna da enteresan bir şey ama düne kadar ana akım medya, merkez medya diye adını veren yayın grupları burada bir taraf tutmakta bir beis görmüyorlar. Doğruları konuşmak lazım. Doğruların konuşulduğu yer burası. Açık ve özgür kanal Halk TV. Biz söylüyoruz, anlatıyoruz. Her şeyi söyledik. Onların sözlerini de söyledik. Karşı çıkan buradaki dostlarımızın sözlerini de anlattık. Enteresan bir şey. Vallahi nasıl bir şey? Yani düşünün ki siz 2000 yılında bir partinin içindesiniz. Partinin genel başkanına karşı bayrak açıyorsunuz. Hatta o dönem parti genel başkanı sizi Brutus olarak niteliyor. Sayın rahmetli Erbakan, Abdullah Gül'e Brutus demişti hatırlarsanız. Brutus olmakla suçluyor. 2001 yılı. Evet. Hı-hı. Siz hem genel başkan adaylısınız hem partiyi kendi içinden bölüp parçalıyorsunuz. Yanınıza Recep Tayyip Erdoğan'ı alıp Amerika'ya gidiyorsunuz. Amerika'daki bütün Yahudi örgütleriyle tek tek görüşüyorsunuz. Oradaki lobilerle görüşüyorsunuz. Pentagon'a yakın lobilerle görüşüyorsunuz. İkili sözlü mütabakata dayalı anlaşmalar imzalıyorsunuz. Ve AKP'nin kurulması için Sifi Ağar dahil, ADL dahil. Benim şu Türkiye Nereye kitabında var AKP'nin nasıl kurulduğu. Bu uluslararası Yahudi lobi örgütleriyle bir araya geliyorsunuz. AKP'nin kurulmasına karar veriyorsunuz. Ve sözler veriyorsunuz AKP ile ilgili. AKP şunu yapacak, bunu yapmayacak. Siyasal İslam'da ılımlı İslam taraftarı ama Büyük Ortadoğu projesine karşı çıkmayacak. Ki dedi 2004 yılında Recep Tayyip Erdoğan, ben Büyük Ortadoğu projesinin eş başkanıyım diye. Fatih Altaylı'nın programında söyledi. Söylemiş. Yani böyle bir yol arkadaşlığı, Atlantik ötesi yağan yağmurda, aynı yağmurda ıslandı ikisi de. Abdullah Gül'de, Recep Tayyip Erdoğan'da. Bu ülkeyi bu hale getirmekte kendi içlerinde sürekli olarak paslaştılar. Yani bugünkü gelinen nokta neyse. Ama bugün bir bakıyorsunuz, söz konusu koltuk olunca hani kardeşim diyordu Abdullah Gül, hatırlıyor musunuz? Recep Tayyip Erdoğan. Aynı Osmanlı döneminde hani padişahlar kardeşlerini boğup öldürüyorlardı ya taht için. Ona benzer bir kavga var. Ve bu kavgada tetikçiler var. Bunlardan biri de Abdülkadir Selvi. Yani ve burada bir şey daha söylüyor sevgili babay. Üzerindeki parti kur baskısını ben geçmişte parti kurdum. Parti kurmanın ne demek olduğunu bilirim diye savuşturuyor. Yani üstü örtülü tehditler de var. Sen parti kurma. Bu kavgayı son sözcüsü. Erdoğan sonunda kazanan Erdoğan olacağı bu süreci dikkatle izlemekte yarar var. Yani sen kaybedeceksin. Sen bu işe girme. Başına iş gelir. Bunu söyleyen şu an çatır çatır düne kadar Türkiye'ye yön verdiğini iddia eden bir kanalda çok rahat bir şekilde konuşuyor. Nedir bu? Şimdi tabii burada Sayın Selvi'nin yazısının bitirisinden başına kadar genel toplamına baktığınızda Erdoğan giderse bunun alternatifi Gül olur. Sanki başka birisi olmaz. Ama o da kazanamaz. Yani topluma bir çaresizlik yerleştirmek ve bundan başka çözüm yoktur'u dayatmak üzere planlanmış büyük bir kurgunun parçası bu. Başka bir şey yok.
Yani ki bunu örneğin tamamen AKP'nin yayın organı olan bir yerde okusak deriz ki bunlar kendilerine göre böyle planlıyorlar. Bu Hürriyet'te yayınlanıyor. Yani ana akım medya diye nasıl Aydın Doğan'ın CNN Türk'ünde böyle bir çanak tutuluyor? Nasıl yani, böyle bir projenin devamı olarak böyle bir çalışmaya yani izin veriliyor? Şimdi bu bir parçası Sayın Ertürk. Türkiye 2018'de bunları çok konuşacak. Siyaset yeniden şekillenecek. Bu oraya gidiyor. Şimdi AKP içinde artık bir parti böyle hani iktidar için yani kısmetten çıktı mı 9 yerden toplumla bağı kopar derler ya. Şimdi pek çok yerden kopmuş durumda zaten. Şimdi bunları söylemesi yasak, bunları konuşması yasak bir Türkiye yaşıyoruz. Şu anda bir adliye gidelim beraber, yarın gidelim. Bir saat orada duralım. Ben bunu yaşadığım için söylüyorum. En çok beni Cumhurbaşkanı'na hakaretten ifadeyi çağırdılar diyen insanı göreceğiz. Şu anda cep telefonu gelen telefonlardan ikisi zorunlu olarak sizi evden izliyorum diyor. Ev hapsine aldılar beni diyor. Hani tutuklamamışlar ama ev hapsine almışlar. Suç devlet büyüklerine hakaret. Türkiye böyle bir halde şu anda. Yani özgürlük tamam toplumun büyük bir kesim için özlem değil belki ama yani en azından adalet büyük bir özlem artık. 11. Cumhurbaşkanı yani bundan kendisini bir önceki anlatmakta zorlanıyor şu anda bir önceki Cumhurbaşkanı'na it diyen bir anlayış sokaktaki vatandaşa ne yapmaz? Tabii ki, tabii ki. Ama burada ben bunun biraz daha geniş bakmak, Türkiye'yi sadece bu AKP içindeki bu kavgayı hapsetmemek gerekir diye düşünüyorum. Onun dışındaki seçenekler hani bugün genel hani bu programın başında Sayın Ertürk siz de vurguladınız. Hani bir 2018'i bir sohbet ortamında da değerlendirelim dediniz. Yani ben burada Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olarak bizim bütün özlemimiz bu Türkiye'yi düzeye çıkaracak siyasetleri üretmek. Onlar da konuşacağız önümüzdeki dönemlerde. Çünkü 4-5 Şubat Büyük Kongre'yi konuşacağız önümüzdeki dönemlerde. Ama iktidarın bu ülkeyi yönetememe sonucu önümüzdeki günlerde belki de Erdoğan Binal Yıldırım'ı görevden alacak. İş oraya kadar gidiyor. Şu anda projektörler daha çok Erdoğan-Gül arasında bir çekişme varmış havasında. Ama bir şey daha var Sayın ben, Baba. Onu da soracağım Binal Yıldırım, bir gazeteci olarak soracağım. Çok dikkatimi çekti. Yani Abdullah Gül 2019'a hazırlanıyor derken, ben dinledim biraz Sayın Abdülkadir Selvi. Sanki Abdullah Gül'ün arkasında farklı güçler varmış gibi. Yani sanki Abdullah Gül'ün orijini ya da çizgisi AKP'de değil de AKP'nin dışında kurgulanmış gibi. Abdülkadir Selvi'nin unuttuğu şu, AKP'yi kuran iki isimden biri Abdullah Gül'dür. Eğer Abdullah Gül'ün bir ucu dışarıdaysa, İngiltere'deyse, Amerika'daysa onu vurguluyor. O zaman şunu sormak lazım doğal olarak. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ucu nerede? Yani siz bunu bu kadar rahat söylüyorsanız eğer, o zaman öbür soru da gündeme geliyor. Çünkü iki isim, demin anlattım mı Türkiye'nin Nereye kitabında var. İki isim Amerika'da bu partinin kuruluşunu adım adım gerçekleştirmişler. Yan yana. Tercümanlığı Abdullah Gül yapıyor. Bütün bu Pentagon'a yakın, Beyaz Saray'a yakın bütün isimlerle görüşüyorlar. Özellikle ısrarla söylüyorum, burada kaynakları, belgeleri, bilgileri var. Sifiar, ADL gibi Yahudi örgütleriyle gidip onlara güvence veriyorlar. Bozacı'nın tercümanı Şıracı diye bir söz. Yani şunu Abdülkadir Selvi bunu söylerken Abdullah Gül'le ilgili yani bunun kaynağı, bu kökü dışarıda tırnak içinde derken hiç bu tarafı düşünmüyor mu yani? Şimdi tabii o kendi değerlendirmesidir. Belki önümüzdeki dönemde Sayın Selvi Başbakan olarak Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlığı dönemde Doğan grubuna geçmişti. O dönem yeni bir iki gazete yayın çıkmıştı. Yani Karardı, Diriliş Borsası, sonrasında Diriliş Borsası diye bir gazete çıktı. Yani yeni yayın organlarında işte Mustafa Karaloğlu yeni bir yayın organında yer aldı. Oralarda da tabii medya üzerinden toplumu yönlendirmenin çok önemli bir unsur olduğunu onlar da keşfettiler. Zaten Türkiye'de hani biraz önce İran'ı konuştuk. Dünyada dijital
devrim olarak adlandırılabilecek ilk devrim İran devrimidir. Kasetlerle gelmiştir Hümeyni. Türkiye'de de yine medyanın önemini çok iyi kavradılar. Buradan bizi izleyenlere de hani başta Halk TV olmak üzere doğruları öğrendikleri yayın organlarına vermeleri önemli ilgili bir kez daha altını çizelim. Çünkü bu çağda artık yani kamuoyu oluşturmanın başlıca unsuru, başlıca gücü medya. Bunun da değişik alanları var. Örneğin şu anda İran'da internet kesik. Twitter yasak, Facebook yasak. Hemen ilk aldıkları önlemlerin başında bu geliyor sayın. Bizde de yavaşlatıyorlardı, hatırlar mısın? Geri geliyor, kapatıyorlar yavaşlatıyorlar bir anlamda. Ama asıl aktüeller de konuştuk ya, onlar aracılığıyla da yönlendiriyorlar. Bu kamuoyu siyaset oluşturmada iki temel unsur var zaten. Kendinizi çok güçlü kılmak, bir de size rakip olacakları her türlü yöntemle ortadan kaldırmak. Bu iktidar o ikinciyi çok acımasızca, yerine göre gaddarca, yerine göre her türlü Ali Cengiz oyununu da içine katarak yapıyor. Al işte Ömer Suha Aldan örneğini paylaştığımız gibi. Acımasız bir linç. Atilla Kaya örneğini paylaştığımız gibi. Belki de bir MHP, Devlet Bahçeli kamuoyunun bilmediği böyle bir saldırıyla karşı karşıya. Çünkü 2000'li yıllarda biz burayı iyi anımsıyorum, 2000'lerin başında hani konuşmalarımızda MHP'nin duruşu itibariyle MHP ülkücü gençliği sokağa dökmeme konusunda çok sorumlu davrandı. Bunu ben yeri geldiğinde söyledim. Aynı düşünmeyebiliriz ama aynı atmosferi soluyoruz. Hepimiz aynı bu ülkedeyiz hepimiz. Ve bu ülkede gemi su almaya başladığında bu hepimizi etkileyecek. Bu anlamda MHP'nin sokakları kontrolsüz bırakmamak için attığı adım çok önemliydi. Devlet Bahçeli bıyıkları kestirdi, öyle değil mi Sayın Pekmezci? Yani beyaz çorabı yasakladı. Yasakladı ya da hani bir dönem. Beyaz çorabı yasakladı. Beyaz çorabı yasakladı bir dönem. O çok önemliydi beyaz çoraplara son diye, değil mi? Evet. Ama şimdi aynı MHP oradan bugün şimdi kontrolsüz güçlerin sorumsuz olmasını, yasa karşısında baştan suçsuz ilan edilmesine izin veren bir konuma düştü. Nasıl yani? Devlet Bahçeli 12 Eylül deneyimini yaşamış, 12 Eylül'den sonra bu kural dışı örgütlerin kurulmasına Gladio dahil, kontrgerilla dahil tanık olmuş bir isim olan Devlet Bahçeli nasıl böyle bir kanun hükmünde kararnameye karşı çıkmıyor? Nasıl böyle devlet içinde bir milis gücü oluşturulmasına tepki gösteren kendi milletvekilini bizzat kendisi linç etmeye çalışıyor? Nasıl bunu yapıyor? Şimdi burada MHP'nin izlediği politika, yani şu anda 2018'e girerken artık tavan yapmış durumda. Biz diyor, yani şu anda AKP içinden bu kararnameyi MHP lideri kadar güçlü savunan yok. Başbakan Binali Yıldırım bile dedi ki, yani Binali Yıldırım'ın bu kararnameyi anlaması sanıyorum 3 gün sürdü. Çünkü 3. gün konuştu Binali Yıldırım. Dedi ki 3. günün sonunda ne yani dedi, şimdi yakın gelecekte dedi 15 Temmuz benzeri bir olay olduğunda halk sokağa çıkmayacak mı dedi. Şimdi hani... O kadar anladı yani. O kadar anlamış. Hani yakın gelecekle ilgili değil de 15 Temmuz gecesiyle ilgiliydi. Bunu Binali Yıldırım biraz kendi ağzından yalanlamış oldu. Erdoğan dedi ki ya bir hata varsa konuşulur, düzeltilir dedi. Sen niye ulu orta bunu söylüyorsun dedi. Bunun Türkçesi şu, yani bu metinde evet bir bozukluk var. Nitekim Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanı'nın hukuk başdanışmanı bir bozukluk varsa düzeltilebilir demişti. Onlar da kabul ediyorlar. Ama bak Adalet Bakanı Abdullah Hamit Gül ilk anda... O bile tabii. İlk anda dedi ki yani tepki gösterilmesi önemli değil, değiştirebilir ancak Sudan gezisinden bir haber geldi. Abdullah Hamit Gül ertesi gün çıktı dedi ki bu kararnamenin düzeltilecek bir yanı yok dedi. Yoktu. Çünkü yine kulislerde konuşulan, hani ben bu sözcüğü sevmiyorum ama görünen ve yalanlanmayan haber diyelim bunu. Erdoğan bu düzeltilebilir demiş ancak Gül karşı çıkınca düzeltmeyelim demiş. Bu da başlı başına büyük bir vahamet. Devletin nasıl yönetildiğini ortaya koyan bir Gül'deyken, vahamet. Gül'deyken Abdullah Gül. Abdullah Gül için. Şimdi mecliste biz şu tür durumla ben hani AKP'li milletvekilleriyle bir temasımız olmuyor bizim. Ama komisyonlarda birlikte çalışmak durumundasın. Örneğin Milli Eğitim Komisyonu'nda masanın bir yanında biz, bir yanında AKP.
Ne olursa olsun konuşabilmemiz gerekir. Zaten ben onu hep açık tutmaya çalışıyorum. Kimi konularda ya şuna getiriyorlar. Yazılmış bir kere. Bunun Türkçesi şu. Saraydan bize geldi, biz bunu değiştiremeyiz. Şu anda devlet böyle yönetiliyor. O yüzden hani bu kararnamenin özellikle hani bu sancılı maddesi önümüzdeki dönem belki de bir başka kararnameyle düzeltecekler. Ama AKP'nin bile bu kadar canhıraş savunamadığı bu kararnameyi Devlet Bahçeli sonuna kadar böyle... Neden? Yani her şeyin bir gerekçesi, bir mantığı, ayakları yere basan bir duruşu, bir tavrı vardır. Neden? Bu onunla Sayın ilgili Balbay. İşin ben hani dedikodusuna girmek ya da bu konuda senaryo üretmek istemiyorum. Hayır, hani gördüğünüzü hani, soruyorum. Hani senaryolar çeşitli anlamında söylüyorum bunu. Ama eğer MHP'nin bu duruşu devam ettiği sürece en çok MHP'ye zarar verecek. Eriyen, yani zaten kamuoyu yoklamalarında ortaya çıkan tablo bu. Çünkü seçim sattım haline baktığınızda Devlet Bahçeli doğru söylüyorsa MHP'ye gerek yok. Çünkü AKP'ye o zaman oylar verecek. MHP tabanında da böyle bir şey var. Şimdi reklam arasında beni arayanlardan biri Kaynaşlı'da bir MHP'liydi. Yani kimi eleştirileri, yani ayrıntılara girmeyeceğim ama onaylamıyoruz hükümetin ve MHP'nin politikalarını diyor. Tabanda bu yönde çok yoğun bir tepki de var aynı zamanda. Ama benim okuduğum şu Sayın Erk, benim okuduğum şu. Şimdi 2019'a giderken önümüzde bir seçim olasılığı ve seçim iklimi, ekonomik olarak seçim iklimi görünmüyor. Demirel'in bir sözü vardır. Eğer çiftçiye para verebileceksen seçimi Eylül'de yap. Ver parayı, seçime git. Eğer para veremeyeceksen seçimi Mayıs'ta yap. Vaat et, seçimden sonra bakarsın. Daha ürün tarlada çünkü. Ama şu anda AKP bunları konuşamayacak durumda. Ekonomik tablo, tarımın hali, doların, yani Türkiye uluslararası alanın bir parçası. Genel gidiş seçime elverişli değil. Ama Erdoğan ne yapıp edip, her yöntemi kullanıp bir seçim iklimi yaratmaya çalışıyor. Bence önümüzdeki dönemin şeyi bu. Önemli siyasal konusu bu. Erdoğan seçim iklimi görmüyor şimdi. Ama onu yaratmaya çalışıyor. Neden onu yaratmaya çalışıyor? 2018'de gitmezse seçime, 2019 daha kötü bir ekonomik tabloyla karşı karşıya kalabilir. Üretim olmadıktan sonra bu işin kod adı üretimdir. O olmadıktan sonra öteki hani ya dışarıdan para buldun, o borcu ona ekledin, eldeki bir şeyi sattın. Bunlarla kaldırmanız, götürmeniz mümkün değil Sayın Ertürk. O nedenle her türlü yöntemi deneyecek. MHP'de varlık nedeni olarak benim gördüğüm seçime giderken eğer bu iklimde böyle devam ederse hani ittifakları bir şekilde hani organize edip acaba hani sözcüğü seçmeye çalışıyorum ama hani beraber hani yamanabilir miyim, yekpare olarak seçime girebilir miyim diye bir arayış içinde. Ancak Erdoğan böyle bir ittifaka taraftar görünmüyor. Neden? Çünkü boşa koysan, doluya koysan MHP ile bu kadar hemhal bir AKP Güneydoğu'dan oy alması çok zor. Bugünkü koşullarda Güneydoğu'da en düşük aldığı yerden %30 oy alıyor AKP. Oralardaki belli bir dinsel yapıyı kullanıyor, tarikatlar yapısını kullanıyor, bir aşiretler ağırlığını kullanıyor. Ama bu kadar MHP ile iç içe bir AKP oralarda bunu anlatamaz. İşte şimdi ben İyi Parti'nin de bütün bunları iyi okuyup, özellikle Orta Anadolu'da iyi bir örgütlenme gösterebilirse hem kendi partisine yarayacak bir iklim doğacak hem de siyaseti biraz daha dengeleyecek. Yoksa sadece batıda çaba harcaması Nasrettin Hoca'nın samanlıkta kaybettiği iğneyi güneşte aramasına benzer ki o kimseye yaramaz. Bir şey soracağım burada Sayın Balbay. Yani son anketlerde İyi Parti'nin aldığı oyun %33'ünü CHP'den aldığını, %18'ini AKP'den aldığını gösteriyor. Yani İyi Parti AKP'nin tabanından çok CHP'nin tabanından oy çalacak gibi görünüyor. Böyle kurgulandığını düşünmüyorum ben İyi Parti'nin, ancak mesela CHP ile ittifak yapmaması, CHP'nin ortak aday çıkarmaması, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden kendisini alıp farklı bir yere koyması sanki CHP'li seçmene de gel gel yapması gibi bir sonuca geliyor.
şunu söyleyeceğim. İyi Parti AKP'yi çözmek için kurulduysa eğer, var olan sistemi, rejimi tekrar parlamenter sisteme dönüştürme sözü verdi Meral Akşener. Neden Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabağına bu kadar yakın ve sıcak oynuyor? Eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nden neredeyse üçte birini, yani kendi oyların üçte birini Cumhuriyet Halk Partisi'nden alıyorsa, İyi Parti'ye bir ihtiyaç gerek var mı? %18 AKP'den aldın ya da almadın. Şimdi Sayın Ertuğrul, bunlar tabii siz bir gazeteci özgürlüğü içinde net ifadelerle aktardınız. Ben anketlere göre söylüyorum bunu. Tabii benim de gördüğüm şu, hani dürüstçe, hani böyle bir CHP kimliğimi öne çıkartıp böyle CHP'den çivi sökemezler. O duygularla da konuşmak istemiyorum. Bugün hani yeni yılın ilk günündeyiz. Henüz İyi Parti'nin oturacağı yer belli değil. Burada kendi içlerindeki o iklimi oluşturamamış görünüyorlar. Kimi perde gerisinde iktidar kavgaları devam ediyor. Dört tane genel başkan adayının üçünün bir arada olduğu ortamda akordu tutturmak çok zor. Genel anlamda hani sazın telleri her biri tek tek çalınan bir tablo görünüyor burada. Ben Silivri'deki en zor günlerde bile mahkeme başkanına beni Kapıkule'yi koysanız, yurt dışına git, dönmemek şartıyla özgürsünüz deseniz o özgürlüğü kabul etmem, bu ülkede yaşarım demiş bir kişi olarak bu ülkenin siyaseti rayına otursun istiyorum. Rayına oturması için de bu işin olabildiğince kurallarıyla oynanması gerekiyor. İktidar bunu kurallarıyla oynamıyor. Ama MHP'nin, HDP'nin, İyi Parti'nin, hani bu ülkenin hem kendi gelecekleri için, hem kendi gelecekleri için, hani siyasal anlamda, hem de bu ülke için ana mücadeleyi parlamentonun güçlendirilmesine vereceklerini düşünüyorum. MHP içinde de çok ciddi tartışmalar olduğunu ben görüyorum. Zaman zaman mecliste milletvekillerinin sigara içtiği yer aynı. Yani muhalefet milletvekillerinin bazen gazetecilerin de sigara içtiği yer değil mi? Genel orta, hani sadece orada hava değil, genel olarak ortam da dumanlı ve herkes düşüncelerini biraz daha açık oralarda paylaşıyor. Ne olursa olsun yani bir G noktası, ülkenin geleceği tartışması gündeme geldiğinde Erdoğan'ın bu kadar ben yaptım olduğu, ben ol dersem olur, olma dersem olmaz politikasının artık geri tepeceğini düşünüyorum ben. Ve görüyorum da bunu doğrusu. Hani AKP'nin hem içinde hem de öteki muhalefet partileriyle bu tür saldırıları yaparken inandırıcılıklarını da kaybediyorlar. Peki eğer AKP'yi çözmeyecekse bu yeni yapılanma, Cumhuriyet Halk Partisi'ni çözecekse AKP'nin konumunda yok. Yani anketlere göre söylüyorum. Yani muhalefetin daha derli toplu olması gerekmiyor mu? Yani bu bir anlamda Türkiye'de bir sistem ya da rejim kavgası. Yani eğer AKP başarılı olursa Türkiye'deki parlamenter sistem geri dönüş olmayacak bir şekilde erozyona uğrayacak, değişecek ve Türkiye'nin nereye savrulacağı konusunu kimse bilmiyor. Yani karanlık bir dönem. Ama eğer muhalefet partileri bir araya gelip Recep Tayyip Erdoğan'a alternatif bir isim, halkın sevdiği, halkın güvendiği, halkın denemek istediği bir isim ortaya çıkarır, onun etrafında bütünleşirse Türkiye yeniden parlamenter sisteme dönme umudunu taşıyacak. Pası attın bana şimdi. Evet. Şöyle attın sevgili Ertürk. Şu nedenle diyeceğim. Hani muhalefetin daha değerli topluluğu parlamentoyu öne alan dedin. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi referandum sürecinde bence ve toplumla kurduğumuz temaslarda da gördüğüm şekliyle söyleyeceğim. İyi bir dil yakaladı. O referandum sürecinde yakaladığımız dil ile biz her eve girebildik. Her yere. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy oranının %1-2'lerde olduğu semtlere bile girdik. Çünkü biz salt CHP demedik. Bakın bu ülkenin geleceği için karar vereceksin dedik. İşte biz 2019'un buraya oturduğunu düşünüyoruz. Tek adam mı, parlamento mu? Ama anketlerde bunu böyle söylemiyor. Halkın eğilimine baktığın zaman, genel eğilimine bak sevgili baba, insanın gönlünden geçenle hayatın gerçekleri farklı. Mesela 15 yıldır bu kadar sarsılan, yıpranan, kendi içinde bölünen, demin de söylediğiniz bir
6 kişilik kurucular kurulundan bir tek kişi kalan ve bir tek kişinin tek adamla otoriteyle yürüdüğünü iddiasıyla, ki haklı gerekçeleri de var, bir partiye karşı Cumhuriyet Halk Partisi'nin hala iktidar olma konusunda, yani eğer bugünkü tablo değişmezse, bugünkü siyaset tablosu değişmezse net bir talebi yok. Bu talebin, daha doğrusu halkın böyle bir talebi yok. Yani halkın böyle bir talebi olmadıkça, 8 seçimde de böyle bir talebi göstermedi mesela son 8 seçim Sayın Kılıçdaroğlu genel başkan olduktan sonra. Yani bir şeylerin öncesi değişmesi lazım ama yani nasıl bir umut olacak ki, Cumhuriyet Halk Partisi için demiyorum sadece. Yani Türkiye'de rejimi, sistemi kurtaracak, Türkiye'nin geleceğini kurtaracak, bu kadar yıpranmış bir iktidar partisinin elinden hükümeti devralacak bir yapı olursun. Şimdi 2018'in en ciddi konuşulması gereken konulardan biri bu Sayın Ertürk. Hangi parti olursa olsun, ben bunun Cumhuriyet Halk Partisi olması için konuşuyorum, kitabını yazıyorum, Anadolu'yu karış karış dolaşıyoruz, hepimiz üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Bunun için mücadeleye de devam edeceğiz. Ama halkın bu iktidardan bıkması yetmiyor. Evet. Yetmiyor. Yetmiyor. Doğru, doğru. Şimdi diyelim ki senin Sayın Ertürk 150 metrekare bir evde oturuyorsun. Ev fena değil ama pencereleri su akıtıyor. Bir odanın tavanında su akıtıyor. O odayı kullanamadın, kilitledin. Ve ben geliyorum, bu ev kötü diyorum sana. Yani bu ev diyorum oturulmaz diyorum. Zor oturulur diyorum. Şimdi ben ne dersem diyeyim. Sen daha iyi bir ev bulmadan oradan çıkar mısın? Çıkmam. Evet, şu anda tablo budur. Ha biz zaten hani şunu da açık söylemek durumundayız. AKP iktidarını sandıkta devremedikse başarısızız, yani bunu kabul etmek gerekiyor. Yani bu, daha doğrusu bu bir gerçeklik. Başarı nedir? İktidara gelmektir. O olmadıysa daha az, yani halkın bana mesela geçmiş yıllarda söylerlerdi. Parti sonuncu olmuş. Genel başkan diyor ki, sonuncu partinin genel başkanı, halkın bize bu görev verdi diyor. Halk sana sonuncu ol, görev verdikten sonra siyasetin bir anlamı yok ki. Yani biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunları kendi içimizde en net şekliyle birbirimizi kırmadan konuşacağız, anlatacağız. Evet. Şu anda bunu diyelim ki bir başka parti hani başardı ya da bir başka parti topluma anlattı. Yani biz yine ana muhalefette kaldık. Yani bunda bir ölçüp, yani bir bakıp ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu halka ulaşmak için hangi yöntemleri koymamız gerekiyor? Ama bu fırsat, son fırsat Sayın Balbay. Bundan geri dönüş yok ki. Doğru. Yani şöyle bir şey. Bundan sonra eğer 2019'da başkanlık sistemi gelirse Cumhuriyet Halk Partisi'ne olan ihtiyaç da ortadan kalkacak. Doğru söylüyorsun. Yani bu öyle bir karar aşaması ki ya halkın güveneceği, isteyeceği, beğeneceği, %50'nin üzerinde oy vereceği bir aday bulacaksınız, parti arkasına koyacaksınız. Hı-hı. Ya da parti olma iddiasından vazgeçeceksiniz. Bir grup, bir aşiret, bir inanç ya da bir kimlik partisi. Yok, tabii, yani tabii ki yani, o değil. O hale, haklısın. Şimdi gidiş o gidiş ama. Şimdi bir doğruları konuşmak lazım. Yani zor bir düzlem içinde şu an. Çok zor, çok zor. Bir defa hani oyunun şu andaki kuralı ahlaki değil. Karşı taraf diyor ki ben senin sahana girdiğim an diyor. Sen bana faul yaparsan offside, penaltıdır diyor. Ya diyorsun, ne alakası var, daha ceza sahasına girmedi, kuralı ben koydum diyor. Bu kadar acımasız bir Türkiye'deyiz şu anda. Ama yakınmak da bize yakışmaz. Yani durumu ortaya koyacağız ama çözümü de, çıkışı da ortaya koyabilmemiz yani gerekiyor. Ve şu anda o günlerin içinden geçiyoruz. Şu anda hani genel başkanımızın, Kılıçdaroğlu'nun, ya önümüzdeki dönem kimse kendini değil, ülkeyi düşünecek diyor. Ülkem ne olacak? Öncelikle ona düşünecek diyor. Tabii ki bu herkesin sorumluluğu. Genel başkanımızın da sorumluluğu, milletvekili olarak bizim de sorumluluğumuz. Bu halka bizim ne olursa olsun bu iktidarın artık yalan söylediğini, ekonomiyi bataklığa götürdüğünü, Türkiye'nin uluslararası alanda bu ülkeyi bir yalnızlığa ittiğini onun anlayacağı dille anlatacağız. Şimdi ben cuma günü Hıfzı Topuz ve hakikaten Hıfzı Topuz henüz 95'inde. Beyni o kadar genç. Yani hayran kaldım. Arı,
ülkenin sorunlarına bakan, eden, işte son kitaplardan söz ettiği, Halk TV'de iyi izleyen ama hani doğru haber nerede ona bakan, bir de Doğan Kuban'la. O da henüz 94'üne girdi. O da gerçekten çok net ifadelerle bu söylediklerini bana da söylediler. Dedi ki, Albay, bu halk aptal değil, bu halk anlar. Ama onun dilini kullanarak anlatmak lazım. Ne başka saptama olarak da şu anda ben siz geldiğinizde ne yapacağınızı çok iyi bilmem gerekiyor dedi. Şimdi Hıfzıl Topuz bunu söyleyince tabii ki benim anlatacaklarım var. Biz bir hazırlıktayız. Programımız var, bu ülkeyi için hedeflerimiz var. Ama Hıfzıl Topuz ben şu anda kafamda netleşmedi diyorsa benim ona bir şey deme hakkım yok. Bizim onun kafasında geleceğin netleşmesini sağlamak durumundayız. Bu nokta çok önemli. Sağlamak durumundayız. Son sözünüzü alayım. Ha, şöyle, hani diyalektikte bir söz vardır. Konuyu masaya yatırdığın an çözüm başlamış demektir. Yani biz de yani 15 yıl, 16 yıl insanların hayatında çok uzun. Ben bu 15 yılın 5 yılını hapiste geçirdim. Üçte biri hapiste geçmiş. Hani insanlar her biri bambaşka sorunlarla karşı karşıya kaldılar. Bu AKP bu ülkeye huzur vermedi. Ama insanlar hayatta kalmak için bütün acılara katlanmak durumunda kaldılar. Şimdi yeter artık diyeceğiz. Yeter artık diyeceğiz. 2018'in ben bir arınma, bir mücadele, bizim açımızdan da bu halka çıkışı daha net göstereceğimiz bir yıl olacağını düşünüyorum, istiyorum. Bunun için de çaba harcıyorum. Peki, teşekkür ederim Sayın Babay. Sevgili Necdet, aslında Sayın Babay özetledi ama ben aynı şeyleri sorgulamak istiyorum. Çünkü Türkiye'nin önündeki tercih çok net artık. Yani bu tercihten bir geri dönüş yok. Ne Milliyetçi Hareket Partisi kalacak, ne şu an mevcut mesela Büyük Birlik Partisi de kaybolup gidecek. Cumhuriyet Halk Partisi mutlaka bir değişime uğramak zorunda ki eğer 2019 yılında büyük bir yenilgi gelirse bu partinin bir anlamı da olmayacak. Yani çünkü bir başkanlık sistemi ve altta iki partiye bir dönüş olabilir, bir yeniden kümelenme olabilir. Etnik kimlik ya da inanç noktasında partiler bir araya gelebilir. Yani Amerika'dakinden farklı, biraz Lübnan'a benzer bir model oluşabilir. Çok zor zor bu anlattıklarım. Yani Türkiye bu açmazdan nasıl çıkacak? Yani 2019'da gelecek bu sistemi yeniden güçlü parlamenter sistem, başbakanlık sistemine dönüştürmek için ne yapmalı? Bir de Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu tavrı nereye kadar böyle devam edecek? Bir de onu merak ediyorum sana. Şimdi bakın, hep şunu konuşuyoruz. Diyoruz ki AKP güç kaybediyor. Türkiye'yi yönetemiyor. Uluslararası dış politikada batakta. Ekonomi batakta. Vatandaşa artık umut veremiyor. Sadece baskıyla, korkuyla ve olağanüstü halle bir ülkeyi yönetiyor diyoruz. Ondan sonra kalkıyoruz 2019'da kapkara bir tablo. Yani o zaman yani şey ışığı kapatıp gidelim bu memleketten. Şimdi bir İyi Parti hareketi var. Yani elbette ki şimdi Meral Akşener ve arkadaşlar bir partiyi kurarken yani ya CHP biz seninleyiz ama senin tabandan oy almayacağız demeyecek. Alabildiği her partiden oy alacak. Çünkü iddiası var. Diyor ki Meral Hanım, ben Cumhurbaşkanı olacağım. İyi bir söylem. İyi bir iddia. Diğer tarafta kalkıyor. CHP'de tabii ki. Yani şimdi CHP MHP'den o istemeyecek mi? Ya da AKP zamanından istemiyor mu? İsteyecek. Bu gayet doğal. Yani ben karamsar değilim. Yani gerek CHP konusunda, gerek İYİ Parti konusunda, gerek şey. Çünkü AKP artık yönetemiyor. Yani AKP Tayyip Erdoğan'ın altında ezildi. Ezildikçe de eziliyor. Yani niye şimdi Abdullah Gül'ü konuştuk? Niye bugüne kadar Abdullah Gül, Bülent Arınç, Ahmet Davutoğlu ortaya çıkmadı? Çünkü AKP içerisinde ya da AKP tabanı içerisinde öyle bir ihtiyaç yoktu. Ama şimdi bir ihtiyaç olduğu tespiti var ki ona cevaz veriyor. Ortaya çıkıyor. İster işte Sayın Erdoğan kalksın savaş ilan etsin ya da birileri kalkıp da Abdullah Gül bir savaşı kaybetti ya da bilmem ne. Orada bir başka tehditler var söylediğim gibi. Yani olağanüstü halin getirdiği şartlar. Şimdi İYİ Parti'de evet sıkıntılar var. Bir orduda üç komutan olunca ister istemez sıkıntılar yaşanıyor ama yavaş yavaş bir de şunu unutmayalım. İYİ Parti olağanüstü hal koşullarında kurulan bir siyasi parti. Yani kolay bir şey değil. Yani ona destek verecek iş adamı destek veremiyor. Arkadan kıvranıyor, bilmem ne yapıyor. Yani teşkilatlarda görev alacaklar, işte kalkıyor, başka bir şey yapıyor. Ekrana da çıkamıyorlar. Yani, televizyonlar yok, kapalı, yani, gazeteler şimdi kapalı. Her yer kapalı. Yani düşünün şimdi biz, yani ben her zaman mesafeli bakan İYİ Parti özellikle
mesafeli baktım ve objektif bakmaya çalıştım. Daha doğrusu tüm siyasi partilere bir muhabir olarak aynı şekilde yaklaşıyorum ama bakın bir şeye gidiyor, Sivas'a gidiyor Meral Akşener mesela. Görmüyoruz. Yani şimdi bir Halk TV verecek onun haberini. Ya, Halk TV'nin de imkanları belli. Başka? Hangi kanal verecek? Yok. Gazeteler hangi gazete verecek? Neyin korkusu bu? Ya insanlar korkuyor. Yani şimdi ben memurum ya da ben işçiyim. Kalkıp da o açılışa gitsem. İşimden olmayacağımın garantisi var mı? Yani bunu kalkıp da Tayyip Erdoğan bunu işten atın diyecek hali yok Sivas'taki adamı. Ya da memuru takip atalım değil. Oradaki şey, bakın Sivas'a gidiyor Sayın Cumhurbaşkanı. Oradaki birilerine diyor ki ya sizin niye bıyığınız yok diyor. Alayı, valisi dahil bıyık bırakıyor. Şimdi düşünün. Yani Tayyip Bey'in bir sözü durumdan vazife çıkarmaya yetebiliyor. Şimdi İYİ Parti'de bu koşullarda örgütlenmeye çalışan bir siyasi parti. Eğrisi de doğrusuyla. Yani bir şeyler olacak mı? Evet yani anketler şunu diyor, anketler bunu diyor, şuradan ay olacak, buradan ay olacak ama bir kere önce bir sandığı görmesi lazım. Yani İYİ Parti sandığı görecek. En iyi anket sandıktır. Oradan ne çıkacak? Ona bakacak. Ondan sonra şimdiden mesela CHP ile ittifak yapacağız ya da Saadet Partisi ile ittifak yapabiliriz gibi şeyler aslında çok şey, yani siyasette çok şey değişiyor. Yani işte Sayın Balbay için de. Dolayısıyla burada başka bir şey yapmak lazım. Ama şey bunun telafisi yok Necdet. Yani bakın, baktığın zaman 2019'dan sonra biz bunu telafi ederiz deme şansınız yok. Hayır. Ya her zaman yani eğer bir parlamento varsa bir şekilde telafi olur ama şimdiden karamsar, yani o zaman diyorum ya seçime ihtiyaç yok. Nasıl olsa Tayyip Erdoğan girdiği 8 seçimi kazandı, 9. kazanacak. O zaman tüm siyasi partiler bıraksınlar bu işi. Yani anahtarı teslim edelim, bırakalım. Yani burada ne olacak? Yani bu insanlar sonuçta bakın bir 7 Haziran'ı gördük biz. Yani 41'lere düşen bir AKP var. Yani bu şey değil. Yani ebed müddet gelecek bir siyasi parti şey değil. İşte kendi içerisinden başladı. Saadet Partisi çıkacak şimdi sahaya. Yani o da alacak. Yani alacak mı çünkü? O çıkacak. Yani Saadet Partisi'ni şey görmeyin. Yani işte %1,5 oy almış bir siyasi parti olarak görmeyin. AKP'nin ana kadrolarını, dokusunu, genetiğini bilen, genetiğini şifreleyen milli görüş kadrolarıdır. AKP ne öğrendiyse her bakandan öğrendi. Yani siyaseti, propaganda tekniğini, çalışmayı, yani özellikle kadınların sahaya sürülmesi. Biraz yaşlı yani, değil mi Saadet Partisi kadroları? Yani? Bakın Saadet Partisi kadroları kendi içerisinde yeni dinamikler geliştirecek işte. Yani ona bakarsan yani şimdi Sayın Erdoğan, Abdullah Gül'ün yaşı kaç? Yani o da geldi 70'ine, bilmem Bülent Arınç geldi 70'ine eğer öyle bakarsanız. Ama hala demek ki bir yerlerde siyasete girecek diye bekliyoruz. Ha, burada ittifaklar kurulacak şimdi. Ben daha önce de söylemiştim, Sayın Balbay da söyledi. Kabine revizyonu var. Yani bir iddiaya göre 7-8, bir iddiaya göre 13-14 bakan değişiyor. Değişecek bakanlar önce başbakandan başlıyor. Başbakan gidecek Binali Bey. Onun yerine konuşulan Bekir Bozdağ'ın geleceği. İçişleri Bakanı gidecek. Hatta Dışişleri Bakanı da gideceği söyleniyor. Ya böyle bir revizyon. Niye bu rezonanın ne ihtiyaç var? İşte metal yorgunluğu da başka mental yorgunluk da ister işte yeni bir seçime hazırlandı ama artık yani yönetemiyorsun. Yani bir başbakan var mı yok mu? Bir dışişleri bakanı var mı yok mu? Her şey tek yerden. İhtiyaç var mı? Yani ihtiyaç var mı işte? O soruyu yani işte, o da önemli. O da tabii konuşuluyor. Ve buradan şimdi MHP, Devlet Bahçeli'nin tavrı tabii çok şey değil. Hükümete girer mi girmez mi? Eğer 2018'in 15 Temmuz'unda bir seçim olacaksa MHP hükümete girer diye düşünüyorum. Ama Devlet Bahçeli'nin tabii ne yapacağı belli olmadığı için, kurmaylarına da söylemediği için. Ama liste tartışması vardı bugün. Ayrı liste mi yoksa ortak liste mi? Şöyle bakın, MHP ayrı liste istiyor, AKP ortak liste. Şimdi, buraya kadar geldikten sonra. Şimdi bakın, burada seçim, efendim Cumhurbaşkanlığı seçiminde ittifak yapmayacaklarmış. Ya Cumhurbaşkanı seçiminde zaten ittifak yapması gerek yok ki. Sayın Bahçeli ya çıkacak, adayımız şu diyecek ki diyeceği aday da muhtemelen Sayın Erdoğan olacak. Türkiye'nin içinde bulunduğu iç konjektör, dış konjektör diye. Çünkü MHP kurmayı bunu dillendirmiş fi tarihinde yani yakın zamanda. Dolayısıyla orada MHP ne yapacak? Yani Cumhurbaşkanlığı seçiminde ne yapacak? Yani seçimde ne yaptıysa onu yapacak MHP. AKP ile bir ittifak. Bu iki partinin ayran bile mi olur? Ki öyle olacak görünen. Çünkü Sayın Bahçeli'nin tabii düşünün şimdi. AKP çatısı altından şeye gidiyorsun. Sen istifa edeceksin. Partini bırakacaksın. Peki yani
orada geri dönüşün garantisi var. Varlığını sürdürme yani, imkanı olmaz. Yani nasıl, yani, şimdi geriye nasıl döneceksin ortak sen? Ortak listeden girdin, yani, aynı Numan şimdi, Kurtulmuş'un yani, başına gelen, şimdi Devlet Bahçeli'nin de başına gelir, Recep Tayyip Erdoğan onu AKP içinde öğütür, bir süre sonra halk tabiriyle çırak çıkar. Yani devlet hocaları tabii ki aklı olarak o tehlikeyi görüyor. Diyor ki ben MHP olarak eğer bir ittifak olacaksa, MHP olarak ben amblemimle kendi partimden direğim gibi bir istek dillendiriyor. Bunu nasıl formüle edecekler bilmiyorum. Yani çünkü ilk göz önümüze çıkan bir durum olacak. Burada şeyin AKP'nin mesela evet cephesi kimdi? 16 Nisan'da referandumda AKP'ydi, MHP'ydi, Büyük Birlik Partisi'ydi. Büyük Birlik Partisi şimdi benim bildiğim ilke olarak anlaştılar ittifak konusunda. Orada bir sıkıntı çıkmayacak. Ben MHP'den de çok büyük sıkıntı çıkacağını zannetmiyorum. Yani bu tabii şeye bağlı. Yine Sayın Erdoğan'a bağlı bir şey. Çünkü MHP'nin yapacağı çok fazla bir şey yok. Çünkü öyle bir angajı oldu ki. Geri dönemez yani, değil mi artık? Ya döndükten sonra, doğruyu yaptıktan sonra, kendi tabanı nezdinde doğruyu yaptıktan sonra geriye dönmek her zaman mümkün. Yani eğer doğrusu buysa, kendi tabanının ihtiyacını, ülkücü tabanının hoşuna gidecek bir söylem, politika geliştirirse her zaman dönebilirsin. Arkadaş yani sonuçta şey değil bu yani, evet, doğa yasası değil. Siyaset, siyasetin koşulları vardır. Koşullar işte şeyi düşünün, 17-25 Aralık'ta ne yaptı Sayın Devlet Bahçeli? Saatini ayarladı 17-25'e makam odasında. Dedi ki ver Bilal'i, al bilmem neyi. Şimdi bakıyorsunuz tam tersi, çok fazla şey savunuyor. Peki Necdet, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sevgili Babay, sana da çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Güzel bir sohbet oldu. Önümüzü görmeye çalıştık. 2018'de Türkiye'nin başına ne tür işler gelir ya da siyasi gelişmeler ne olur? Dış politika bize ne getirir? Türkiye nereye gider? Türkiye nereye? Programın adı o zaten ama yani gerçekten çok zor sorular bunlar. Türkiye bir bilinmezlik sürecine mi sürüklenecek? 2018 daha iyi mi olacak ki umudumuz daha iyi olması yönünde? Ancak parametreler onu göstermiyor. Türkiye gerçekten çok sıkıntılı bir döneme girecek. Parlamentoya uyum yasaları geliyor. Çok tartışmalar yaşanacak. Türkiye çok sıkıntılı bir meclis döneminden geçecek. Bunlar hayatın gerçekleri. Ancak yine de ülkem için umut vaat etmekten ya da umut dilemekten başka bir şansımız yok. 2018 yılının en azından gönlümüzden geçenlerin hayatımıza geçmeleri, hayatımızda devam etmeleri için bir umut ışığı olsun diyorum. Bizden şimdilik bu kadar. Yarın akşam saat 9'da yine Türkiye Nereye Var? Abdülhatif Şener'le Faik Öztrak, iki önemli isim, iki önemli konu var. Onlarla konuşacağız. Bizi izleyin diyorum. Az sonra gün sonunda İsmail Dükel'le günün ayrıntılarını izleyeceksiniz. Onu da kaçırmayın bence. İyi akşamlar, esen kalın.